Herkes tanıyormuş anasını satayım. Madem bu kadar iyi virüsü tanıyordunuz da biz niye bunu yaşıyoruz şu an? Abi tanıttılar ekranlar, bize. Bize tanıttılar, ekranda, tanıttılar ekranı. Ama ekranda bu şoku yaşıyorum şu an. Hayatımda ilk defa virüsten dolayı çıkan bir doçent ya da uzman doktor virüsü bir anlatıyor. Dedim ki baba, virüsü doğarken zaten öğrenerek doğmuş. Lan bu kadar iyi tanıyorsun sen virüsü de biz niye şimdi şapşal tavuk gibiyiz o zaman? Bir de böyle bir problem var ekranlarda. Zaten ve, 4 ay önce tabii, doğdu topu topu yani. Tabii yani inşallah şu ara bir yerlerde yazarsam zaten bu mesajı göndereceğim. Yani devletimin eksileri olabilir dediğim gibi. Yani devletimi yönetenlerin eksileri olabilir. Ama eksileri de biz, bizim gibi, benim gibi gazeteci insanların yapıcı sorumlulukla kırmadan, incitmeden bakın şurada bir açık var deyip gösterip bir an önce onarmasına vesile olan bir yapıcılıkta biz eleştirilerimizi yapmalıyız. Şimdi tabii bu yapıcılıkta zaten, ama ben buna zaten her zaman karşıyım. Yani ha, bu yapıcılıkta yapılıyor, bir eleştiri yapıyorum şu an. Ha, yok yok, senin anlamında söylemiyorum ama o kadar farklı şekilde eleştiriler yapıyorlar ki eleştiriyi resmen kötülüyorlar. Yani, tabii tabii. Şimdi ben bu yapıcı şey, aynen bu yapıcılıkta bir eleştiri yapacağım. Bir iki tane şimdi. Demin dedik işte ekranlar. Ya lütfen lütfen o televizyonlarda çıkıp topluma karşı sorumluluk yüklediğiniz ve konuşan insanları da seçici davranın. Lütfen yani. Seçici davransınlar arkadaş. Yani oraya bak, bugün mesela akşam kanalın ismini vermeyeceğim. Boş ver. Biz bize konuşuyoruz ama yine de vermeyeyim. Ulusal bir kanalda canlı haber yayınında iki tane doçent, bir tane profesörü aynı anda yayına aldı sunucu. Üçünün de telekonferansla aldı. Üçünün görüntüleri ekranda. Doktorlardan bir tanesi dedi ki işte bak, bu hastalık başka şekillerde de çıkabilir. Ondan sonra gözün kızarabilir. Hastalık kendini öyle belirtir. Doçentlerden bir tanesi. Prof oradan araya girdi kibarca, çaktırmadan. O doktorun söylediğini bir güzelce bir ters dedi. Yok canım, onunla alakası yok dedi. Öbürü çıktı, ikisine muhalefet oldu. Abi kendi aralarında problem var ve bunu biz izliyoruz. Yani kendi aralarındaki çelişki ekranda. Düşünsene şimdi bunlarla hiç alakası olmayan Ahmet amcamın, garibimin, tavuğum ters döndü diye korkan Ahmet amcamın bunları izleyip yaşadığı ve bize yaşattığı paranoyayı düşünebiliyor musun bu insanları? Yani ekranların daha yapıcı, daha felaket tellal olmaktan uzak bir ekran disiplinine de şekil vermeli devletimin yöneticileri. Ya da bir başka örnek, bugün ülkemin cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısını telekonferansla yapıyor. Evet. Gayet güzel bir örnek. Abi, çünkü benim ülkemin başkanı diyor ki kardeşim birbirinize dokunmayın, etmeyin ve kendi de davranışlarıyla bize örnek oluyor. Kesinlikle. Bunlar bak, bizi rahat. Şu an yaptığımız gibi bu sohbetimizi güzel yapıyoruz. Şimdi ben senin yanına gelsem olmaz abicim, kusura bakma. Ama şimdi ben televizyonu açıyorum. Sağlık Bakanımız bir açıklama yapacak diye açıklamaları merak edip açıyorum televizyonu. Her akşam bekliyoruz onu. Ha, Sağlık Bakanım bir haftadır, en az ben 3 tanesini izledim. Topluyor oraya 40 tane gazeteciyi. Birer koltuk boşluklarla oturtuyor oraya. 10 dakika 15 dakika açıklama yapıyor. Şimdi şu an bizim lokomotifimiz aynı zamanda Sağlık Bakanı. Yani süreci yöneten, direktör Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı bana duruşuyla küçük gibi gözüken şeyler toplumu yanlış tetikleyebilir. Evet, gecenizi gündüzünüze kattınız, süreci çok iyi götürüyorsunuz, şapka çıkarıyorum. Ama küçük detaylar önemli. Siz oraya 40 tane gazeteciyi oraya çağırıyorsunuz. O gazetecinin her biri oraya gelirken, ki gazetecilik yaptığım için biliyorum, muhabir yanına bir tane ulaştırma şoförü, arabayla muhabiri ve muhabirle beraber bir kameramanı 3 kişiyi alıyor. O salona geliyor. 40 gazeteci varsa o 40 gazeteci
80 ya da 90 insanla geliyor oraya. O insanlar akşam evine gittiğinde çekirdek ailesi üçer kişilikse düşünsene çıkan rakamı. Bunlar peki ne diyor yani, şimdi? 15 dakikalık bir basın açıklamasını telekonferansla yapmalısın Sayın Bakan yani. Değil mi? Çünkü sen sen bana spotlarınla birbirinize değmeyin deyip gerektiğinde bak bazı ilçe ve yerler karantinaya alınıyorsa, herkes yerinde dursun deniyorsa, o zaman sizin duble böyle davranmanız gerekiyor. Fotoğrafı bana böyle vermeniz gerekiyor. Çünkü ortada çok güzel bir çaba var. Ortada hiç de yönetimin panik olmadan süreci çok güzel bir yönettiği fotoğraf var. Çünkü rakamlar bunu gösteriyor zaten. Evet, bir panik ortamı yok Türkiye'de. Ama sanki biz 5000 ölü vermiş gibi bir durumda davranmalıyız ki sayımız artmasın. O zaman bana verilen, yöneticilerin verdiği fotoğraf çok daha hassas olmalı. Tamam, toplum belli yerlerde cahillik yapıyor olabilir. Çıkma diyorsundur, çıkıyordur. 65 yaş üstü yasaklandığında ertesi gün amca sokakta dolaşmaya çıkmış, polis topluyor. Tamam, toplum böyle bir toplum aynı zamanda. Ama bize verdiğiniz, ekranlardan verdiğiniz fotoğraf çok önemli. Yani bugün benim ülkemin Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nu telekonferans yapıyorsa, Sağlık Bakanımın oraya 40 tane insanı getirmesine cevabını, mantıklı cevabını harbi bekliyorum yani. Kafamda, mantığımda buna hiçbir yer oturmuyor şu an. Abi ne yapayım valla, Sayın Bakanımızın telefon numarası yok ki arayayım sorayım. Yok, bu bir örnek değil. Ama yani kesinlikle... Hayır, kesinlikle yani ben senin gazeteciliğini, yazarlığını yanında hiç alakam olmamasına rağmen aynı şeyi ben bile düşünüyorum. Yani ülkeler başbakanları, cumhurbaşkanları birbirleriyle konuşurken bile yapacakları birkaç tane toplantı, telefon konferansı yaptıklarını üstünü altını bastıra bastıra söylerken, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yaparken, dediğin gibi Sağlık Bakanımızın bu şekilde davranması bence de... Tabii ki yani bu bir bir muhalif bir eleştiri değil. Ben muhalif değilim çünkü ben devletçiyim. Bunu herkes biliyor. Beni takip eden insanlar çok iyi bilir. Ben şu an hükümetimin çabasına son derece alkışla ve gururla güzel yerlerde de güzel yaptığı şeylerde güzel duran bir herifim. Ama bir demin dedik ya, eleştirilerimizi yapacağız. Bu bir parantez açmaydı. Yani evet. Belki yarın bir yerde yazacağım. Bakanım görecek bunu. Hak verecek. Belki de yapmayacak. Peki, çünkü şöyle bir şey de olabilir. Birbirimizi... Abi tamam, güzel söylüyorsun. Sayın Bakanım bu konuda yani sence bence mantıklı ama bir başka açıdan bakalım. Yani bakalım. Sayın Bakanım da atıyorum maske takıp elinde eldivenle çıkmış olsaydı oraya, işin boyutunu biz daha büyük görerek paniklemiş pozisyona düşmez miydik? Zaten artık belli sayıların artışını gördükçe zaten kafamızda soru işaretleri çınlıyor. Hayır, bak şey var yani, oraya maskeyle çıkmasından bahsetmedim ben. Ben yerinizde kalın, mümkünse birbirinize dokunmayın çağrısı tüm Türkiye genelinde yapıldığında, yapanların bu çağrıyı bana taşıması gerekiyor. Yani ben sana diyorum ki elini yıka ama ben yıkamıyorum gibi bir şeyden bahsediyorum. Ben ama o kameraların önünde elimi yıkayacağım ki sen de el yıkamayı benden görüp beni şey alacaksın. Ama sen şimdi... Birbirinize değmeyin, birbirinize uzak durun, mümkünse çıkmayın yapıp da ve ülkemin en başındaki, ülkemin başkanı bu konularda böyle davranırken altta daha farklı sorumlulukta olan insanların da en az bu kadar hassas davranması gerektiğini altını çiziyorum. Çünkü bizler başı çekenleri taklit eden de bir toplumuz. Biz onları örnek alıyoruz. Evet, Sağlık Bakanı gecesini gündüzüne kalktı. Takdir başka. Bu bir yapıcı eleştiri. Yani bu bir tane benim gördüğüm bir şey. Bunun gibi bak, demin ekranları söyledim. Aynı hassasiyeti ekranların da göstermesi gerekiyor. Tabii ki zaten. Bak diğer taraftan. Lazım. Yani
Hayır, televizyonda da aynı şekilde çekiyorlar. Hala da programlar yapıyorlar. Konuşmacılar şeye Ya geliyor, stüdyoya geliyor. Bunlar da tam bence ters. normal değil. Herkesin evinde Abi. bunu kaldıracak kadar teknolojileri var diye düşünüyorum. Tam tersi tarafından da bakalım. Yani bugün bak mesela İngiltere'nin başkanı koronavirüstü yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Virüs evet, evet. tespit oldu. Yani bu tam tersi tarafından bakalım. Oraya gelen gazetecilerden bir tanesi bakanıma da bulaştırabilir. Yani. Bakanımın üzerinde bulaştırılmama şeyim var, zırhı mı var yani? Ama bu kadar Tabii. iyi giderken bir anda bakanım benim şimdi karantinaya alındığında ne olacak? Süreç iyi giderken ve sürece alışmışken ve profesyonel anlamda hakim olmuşken bakanıma da bir şey olabilir. Allah korusun. Yani Kesinlikle. sadece bakanın yani bir yanlış yapıyorlar anlamında söylemedim bunu. Yani Tamam hani tamam yok anladım. Çok iyi anladım. Canım altını demek çizdim. istediğini çok iyi anladım. Aynen. Vay be ne Vallahi sohbet. Kardeş ne sohbet ettik ya. hiç sorma vallahi ya. Hayır. Sohbetin de dibine vurduk ha. Güzel oldu. Aa, güzel oldu, güzel oldu. Yapalım daha böyle daha. Şimdi bu çat kapı oldu böyle. Sen habersiz geldin bir de. Ne Aradın, ne yapayım? yapıyorsun? Hadi çayımı aldım, sen de çayını al yaptın. Doğaçlama gelişti. İnşallah diğer Abi sohbetleri. seninle konuşacağımız çok şey var. Baksana benim oğlan şimdi LGS hazırlanıyor. Evdeyim başında bekliyorum. Şimdi Ya. arada bir kapıdan bakıyor senden de sohbet ettiğimi görünce bölmek de istemedi. Bugün istersen böyle şey yapalım. Keselim. Devam ederiz Aynen öyle. sonra. Yani o zaman sonuç olarak diyorum ki Türkiye ne olur evde kalsın. Yani Evde evde kal, kalsın değil mi? herkes evde kalsın. Evde kalsın. Aynen öyle. Ama bak konuşacağımız çok şey var. Evde kalsın da evde kalmama mecburiyetinde olanlar da var. Bunları da sonraya bırakayım istersen. Onlara da diyoruz ki devletin buna bir çözüm üret. Onlar da evde kalsın gerekiyorsa. Keşke, keşke. Çünkü ne kadar çok evde kalırsak süreci o kadar çabuk atlatacağız. Tamam işte ben de diyorum ki bu konuyu da sonraki muhabbetimize Aynen, 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 bekletiyorum. aynen. Çok sağ Hadi olun. İyi ki selamlar. geldin. Öpüyorum İyi ki seni geldin. ellerinden. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hadi rast gelsin. Sağ ol. Hadi bay bay.